Sevgili Kaya İLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videoda sizlere yine mucize bir malzeme tanıtacağım. Bu tanıtacağım malzeme burada görmüş olduğunuz neon lambalar arkadaşlar. Birçoğunuz bu neon lambaları birçok yerde görmüşsünüzdür. Mesela bazı anahtarlı prizlerde anahtarın içerisinde yanan lambalar neon lambalardır. Bazı kettle'ların Siz kettle'ı açtığınızda yanan lambaları neon lambalardır. Bazı su ısıtıcılarının mesela Schoffben gibi içerisindeki lambalar neon lambalardır. Çünkü neon lambalar hem çok çok az akım tüketirler hem de doğru bağlandıklarında çok uzun ömürlüdür. Ve neon lambaların diğer lambalardan çok ilginç bir özelliği vardır. Neon lambalar diğer lambalar gibi filaman telle yani içerisinde rezistans gibi bir teli ısıtarak ışık enerjisi üreten lambalar gibi değillerdir arkadaşlar. Neon lambalar bir yönüyle ledlere benzerler. Belli bir voltajın üzerine çıktığında tıpkı ledlerdeki gibi ledlerin de mesela kırmızı renkli led 2.2 voltta çalışır. Yeşil ve mavi ledler, beyaz ledler 3.4 voltta çalışır. Sarı ledler 2.1 voltta çalışır arkadaşlar. Bu voltajın üzerine çıkmadığınız sürece ledler size ışık vermezler. Bu voltajların üzerine çıktığınızda ledler ışık yaymaya başlarlar. Ve doğru yönünü beslediğinizde üzerinden geçen akımı doğru bir şekilde sınırladığınızda ledler de tıpkı neon lambalar gibi çok çok uzun ömürlüdür. İşte neon lambalarda içerisinde bulunan neon gazı sayesinde iki elektrotun arasında elektriğin akışını sağlayan hiçbir iletken madde olmadan sadece voltajın belli bir seviyenin üzerine çıkmasıyla neon gazı üzerinden elektronları akıtarak ışık üretmeye başlarlar. Neon lambalar bu yönleriyle elektriğin ve elektroniğin birçok alanında kullanılmıştır arkadaşlar. Hala da kullanılmaktadır. Günümüzde reklam sektöründe bile farklı renkler üreten neon lambalar sayesinde çok az elektrik harcayan ve görsel olarak çok çok güzel reklam ürünleri yapılabilmektedir. Neyse neon lambayı bu kadar anlattıktan sonra şimdi bu neon lambaları nasıl yakmamız gerektiğini öğrenelim arkadaşlar. Neon lambalar 90 voltun üzerine çıktığında içerisindeki neon gazı iki elektrot arasında artık elektron akışı sağlamaya başlar ve bu esnada gaz ışıma yapmaya başlar. 90 volttan aşağı düştüğünüzde 85, 84, 83, 80, 70, 55 volt, 54 volt gibi voltajlara düştüğünüzde belli bir seviyeden sonra artık neon gazı elektron akışını sağlayamayacak ve neon lamba sönecektir arkadaşlar. Onun için neon lambaları çalıştırmak için illaki belli bir voltajın üzerine çıkmanız lazım. Bu elimdeki lamba için bu voltaj 90 volt. Neon lambaların nasıl çalıştığını da öğrendikten sonra şimdi size neon lambalarla dünyanın en basit ve en az malzemesiyle yapılabilen flaşör devresini göstereceğim. Hadi gelin şimdi flaşör devremizi görelim. Evet sevgili Kaya İLC kanal takipçileri, burada bir neon lambayla yapılmış dünyanın en basit ve en kolay flaşör devresini görüyorsunuz. Devremiz 220 voltla çalışıyor. Sadece 3 malzeme ile flaşör devremiz yapılmış oluyor arkadaşlar. Bakın hemen burada bir tane Biren 4007 diyotumuz var. Bir tane 1 mega ohmluk direncimiz ve 4.7 mikrofarad 400 voltluk bir kondansatör. 400 volt olması kondansatörün önemli. Çünkü devre 220 voltla çalışıyor arkadaşlar ve kondansatörün patlamaması için 220 voltun üzerinde bir voltaja sahip olması gerekli bu devre için. Evet gelin şimdi flaşör devremizi çalıştıralım. Fakat bu flaşör devresini fişe takmadan önce çok çok dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Zira 220 volt bir kondansatörle birleşince fazlasıyla tehlikeli olmaya başlar. Onun için devrenin hiçbir çıplak yerine dokunmadan dikkatli bir şekilde fişimi prize takıyorum. Burada sadece sizin öğrenebilmeniz amacıyla devreyi gösteriyorum arkadaşlar. Yoksa gerekli izolasyonu yapmadan bu devre aşırı derecede riskli. Tamamen sorumluluk sizdedir, bilginiz olsun. Evet, devrenin çalışmasını sanırım görebildiniz ama bir de masa lambamı söndüreyim ve daha iyi bir şekilde görün. Evet, saniyede yaklaşık bir kere yanıp sönen bir flaşör devresi.
Çok da güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, şimdi çarpılmadan hemen şu fişi bir çekelim. Evet sevgili dostlar, devrenin çalışmasını gördünüz. Şimdi isterseniz hemen devrenin basit bir şemasını çizelim ve nasıl çalıştığını ve devrenin mantığını anlatalım. Evet sevgili arkadaşlar, hemen devremizin şemasını çizelim. Bakın 2 adet faz ve nötr kablolarımız geliyor arkadaşlar. Bu hattımız live olsun. Bu da neutral, yani canlı ucumuz ve nötr hattımız arkadaşlar. Canlı ucun üzerinde bir adet 1 mega ohmluk direncimiz var. 1 mega ohm bu direnç. Ve burada da nötr hattında da bir adet diyotumuz var. Bu sayede AC 220 voltluk gerilimim diyot tarafından doğrultulmuş oluyor arkadaşlar. Hemen bunun arkasında bir adet eksisi dirence gelen, artısı da diyodun katotuna gelen 4,7 mikrofarad 400 voltluk kondansatörüm var. Ve bu kondansatöre paralel neon lambam var arkadaşlar. Neon lambayı bu şekilde temsil ediyorum. Neon lamba. Videonun başında ne demiştik? Neon lamba 90 volt gibi bir voltajın üzerinde ışık yaymaya başlıyor. Sonrasında voltaj belli bir seviyeye düşene kadar ışık yaymaya devam ediyor. Ve belli bir voltajın altına düştüğünde de artık yanmaz oluyor arkadaşlar. Devreye 220 volt uygulandığında 220 volt doğrultuluyor ve bu doğrultulan voltaj sayesinde kondansatörüm şarj oluyor arkadaşlar buradan. Kondansatörüm belli bir seviyeye şarj olana kadar neon lambam ışık vermiyor arkadaşlar. İşte 90 volt seviyesine geldiğinde kondansatör neon lamba artık elektrik akımını ilettiği için neon gazı sayesinde neon lamba üzerinden boşalıyor. 4,7 mikrofarad kapasitedeki bir kondansatör çok hızlı, yani 1 saniyeye yakın bir süre içerisinde, neon lamba tabii az akım çektiği için 1 saniye daha fazla akım çeken bir malzeme olsaydı burada çok daha hızlı boşalacaktı. Ama neon lamba az akım çektiği için 1 saniye gibi bir sürede kondansatörüm neon lamba üzerinden boşalıyor. Ve tekrar kondansatörün belli bir voltaj seviyesine gelene kadar, o belli voltajı söyledik zaten, 90 volt seviyesine gelene kadar neon lambam sönük kalıyor arkadaşlar. Sonrasında bu döngü tekrarlıyor. 90 voltun üzerine çıktığında tekrar neon lamba üzerinden boşalıyor. O esnada neon lamba 1 saniye kadar ışık yayıyor. Kondansatör boşaldığında tamamen voltaj düştüğü için neon lambam sönüyor. Ve kondansatörün tekrar şarj olana kadar neon lambam sönük kalıyor. Umarım anlayacağınız şekilde anlatabilmişimdir. Devrenin çalışması da tamamen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi videonun sonuna doğru neon lambanın çok farklı ve güzel bir özelliğinden bahsedeceğim. Sizi biraz heyecanlandırıp videonun sonunu beklemenizi istiyorum. Ama ondan önce neon lambanın kontrol kalemlerinde nasıl çalıştığını ve bizim hayatımızı kolaylaştıracak şekilde kontrol kalemlerine neden konulduğunu hep birlikte görelim. Evet sevgili arkadaşlar, elinizde tıpkı bunun gibi kırmış olduğunuz bir kontrol kalemi varsa içerisine bakabilirsiniz. Kontrol kaleminizin içinden tıpkı burada görmüş olduğunuz gibi ucunda direnç bağlı bir neon lamba olduğunu göreceksiniz. Şimdi bakın, bu aşamada yapacağım şeyler tamamen profesyonellik isteyen işler arkadaşlar. Profesyonel değilseniz kesinlikle bunları evde denemeyin. Bakın arkadaşlar, ölçü aletimi alıyorum. Şimdi AC 1000 kademesine veya 600 kademesine getirdim. Hemen şimdi şu kontrol kalemi de altına koyalım. Işığın yansımasını önlesin. Evet, prizdeki voltajı ölçüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 230 voltluk bir gerilim var ve bu 230 voltluk gerilim bir insan için hayati tehlike arz ediyor. Yani birisini öldürebilir bile bu 220 voltluk gerilim. Fakat ne hikmetse biz bu 220 voltu ölçmek için evlerimizde kontrol kalemi faz olan ucuna dokundurduğumuzda içerisinden bir lamba yanar ve biz çarpılmayız. Peki nasıl oluyor da biz yalıtkan bir yüzeydeyken
bile bu neon lamba yanabiliyor. Eğer neon lamba bizim üzerimizden elektrik akımı akıtıp yanıyorsa neden biz çarpılmıyoruz? Size onu göstereceğim. Bakın 220 voltluk fişimin ucunda neon lamba tıpkı kontrol kaleminde olduğu gibi bağlı arkadaşlar. Bu ucun faz olup olmadığını bilmiyorum. Şimdi takınca hep birlikte göreceğiz. Bakın fişe taktım arkadaşlar. Hemen elime ölçü aletimi aldım. Ölçü aletimin bir probunu elimde tutuyorum. Şu anda ayaklarım yalın ayak fakat parke bir zeminin üzerindeyim. Yani tahta bir zeminin üzerindeyim. Çarpılmam pek mümkün değil. Tahta biliyorsunuz elektrik akımını iletmez. Elektrik akımını iletemeyeceği için benim çarpılmam pek mümkün değil. Problardan bir tanesini tutuyorum ve buradaki kabloya dokunduruyorum arkadaşlar. Bakın 6 volt gösteriyor. Bu kablo nötr kablosuymuş. Faz kablosu değil arkadaşlar. Şu kabloya dokundurduğumda 115 volt gibi bir voltaj görüyorum. Gördünüz mü? İşte canlı uç bu kabloymuş. Biz neon lambanın yandığını göreceğimiz için arkadaşlar şimdi fazın yerini bir değiştirelim. Yani fişi bir döndürelim. Tekrar aynı şekilde ölçü aletimin probunun birini tutuyorum ve lambamın bağlı olduğu hatta ölçü aletimi dokunduruyorum. Gördüğünüz gibi 115 volt artık benim lambamın bulunduğu bu hat üzerinde. Şimdi 115 voltu burada gördüğünüze göre benim vücudum yalıtkan bir yerde olmasına rağmen fazla aramda 110 voltluk bir potansiyel farkı görüyorum. Yani bir gerilim görüyorum burada. Bu 110 voltluk gerilimde neon lambamın yanabilmesi için mükemmel bir gerilim. Ucundaki direnç de benim neon lambamın bozulması için gerekli. Buradaki dirence dokunduğumda bakın çarpılmadan neon lambamın yanabildiğini görmüş olmanız lazım. Hemen masa lambamı söndürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi neon lambam benim buradaki direncin ucuna dokunduğumda yanıyor. Direnci bıraktığımda neon lambam söndü. Tekrar tuttum yandı. Çektim söndü. Evet arkadaşlar, kontrol kalemi de tamamen bu prensip üzerine. Yani neon lambanın 90 volt gibi voltajların üzerinde yanma prensibine dayanarak bizim vücudumuz yalıtkan bile olsa fazla aramızda görmüş olduğumuz o 110 voltluk potansiyel farkı sayesinde bu işlemi kontrol kalemleriyle gerçekleştirebiliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, kontrol kalemlerinde nasıl bizi çarpmadan ve gayet sağlıklı bir şekilde içerisindeki lambayı nasıl yaktığını hep birlikte görmüş olduk. Şimdi işte esas neon lambalarla ilgili can alıcı ve dört gözle beklediğiniz kısma gelelim. Şimdi de neon lambanın en ilginç özelliğine geldi. Neon lambaları isterseniz biraz sonra göstereceğim şekilde bir elektrik enerjisi üretici olarak kullanabilirsiniz. Biliyorum her birinizin gözünde ayrı ayrı bir ışık parladı elektrik üretici olarak kullanabilirsiniz dediğimde. Fakat elektronikte biliyorsunuz birçok malzeme zaten elektrik üretici olarak kullanılabiliyor. Bunun içerisinde mesela ledleri, bazı transistörleri, zener diyotları, güneşten elektrik üreten malzemeleri olarak kullanabiliyoruz. Bunlarla ilgili daha önce yaptığımız videolarımız var. İzlemek isteyen arkadaşlarım kanalı takip edip bu videoları izleyebilirler. Evet, neon lambayı da bir elektrik üretici olarak kullanabilirsiniz. Ama bu üreteceğiniz voltaj milivoltlar seviyesinde voltajlar arkadaşlar. Yani çok da verimli bir durumu yok. Ama elektrik üretici olarak kullanabildiğiniz için neon lambaları gerekli bir düzenekle bir sensör gibi kullanabilirsiniz. Hatta bu sensörü ışığın ne taraftan geldiğini, hangi yönden geldiğini bile tespit etme amaçlı kullanabilirsiniz. Şimdi size onu göstereceğim. Bakın ölçü aletimi hemen DC 600 milivolt kademesine aldım arkadaşlar. Ki çok az elektrik üreteceğimiz için milivoltlar seviyesinde bir ölçüm yapacağız. Onun için 600 milivolt kademesine ölçü aletimi aldım. Ve şimdi masa lambamı kapatacağım ve size bir neon lambanın nasıl elektrik üretebildiğini ve ışığın yönünü nasıl bilebildiğini göstereceğim. Evet, neon lambayı içerisindeki elektrotların ikisi birden bize paralel olacak şekilde tutuyoruz. Neon lambayı elektrotları arasında elektron akışına izin vermesi için bir mavi ışığı getirip hemen elektrotların yanına yaklaştırıyorum ki bu sayede elektrotlardan elektronların kopartılıp diğer elektrona ulaştırılabilmesini sağlıyorum. Bakın mavi ışığı
neon lamba gördü ve 0,1 milivoltluk, 0,2 milivoltluk bir elektrik akışı olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bunun miktarını artırabilirsiniz bile ama yerini bulmanız lazım. Tam yerini bulduğunuzda 10 milivoltlara kadar, bakın gördünüz mü? 1,2, 2,6, 2,9, 3,3, 3,5 gibi, 4 milivolt gibi. Bakın 5,9, 6 milivolt. Tam yerini bulduğunuzda çok güzel bir elektron akışı sağlayabilir ve buradaki milivolt seviyesini istediğiniz gibi yükseltebilirsiniz. Bakın dikkat ettiniz mi? Orada eksi işareti var. DC'nin altında hemen eksi ibaresi var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz eksi ibaresi biraz önce gözüküyor muydu? Evet, bilmiyorum ama şu an görüyor olmanız lazım. Bakın ben LED'i tuttukça 12 milivolt, hatta 17 milivoltu gördük. O seviyelerde bir voltaj üretilebildiğini görüyoruz arkadaşlar. 18 milivoltu gördük. Ama dediğim gibi şuradaki eksi ibaresi benim şu elektrottan elektron kopartıp diğer elektroda doğru elektron akışı sağladığım anlamına geliyor. Ve mavi ışık bu elektrottan elektronları koparıp diğer elektroda doğru akmaya zorluyor. Şimdi diğer taraftan tuttuğumda, bakın şöyle, diğer taraftan tuttuğumda oradaki eksinin gidip artık artı olmaya başladığını göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi artı oldu ve voltajın seviyesi yükseliyor. 5 milivolt, 6 milivolt, 6,5 milivolt. Evet, bunu da uygun noktaya ayarlayabilirseniz arkadaşlar, şuradan tekrar yakayım da görün. Evet, 8 milivoltu gördük biraz önce ve artı olduğunu da görüyorsunuz. DC'nin altında artık eksi yok. Evet sevgili arkadaşlar, uygun yeri bulduğunuzda bu voltajın daha da yükseldiğini göreceksiniz. Evet, bu sayede neon lambayı bir elektrik üretici, hatta ışığın yönünü dahi bilebilen bir sensör olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Evet, neon lambanın bu özelliğini de görmüş olduk arkadaşlar ki en ilginç özelliği videonun başında dediğim gibi buydu. Evet sevgili Kaya ELC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuz da buraya kadar. Bu tür teknik meselelere ve elektroniğe ilginiz ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.